Hayrola Samim? Kiremitine dokunmadın. Bir problemin mi var? İştahım yok hocam. Canım istemiyor. Yani moralim bozuk. Kiremit falan kıramam ben şimdi. Ninja bünyesi akrep bünyesine benzer Samim. Sıkıntı akrebin kuyruğundaki zehir gibidir. Akrebin kendisini sokması misali. Sıkıntı da bir ninjayı içten içe zehirleyip bünyesini çökertir. Ben kendimi zehirlemek istemiyorum hocam. O zaman müsait bir yere zehrini dök. Sıkıntını anlat ki bünye ferahlasın. Evet hocam. Ya! Beni daha şu yaşta bana bile sormadan evlendirmeye kalkıyorlar hocam. Daha ninjalı kariyerimin başındayım. Askere bile gitmedim daha. Öyle diyorsun da Samim. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ninja değil, ejderha olsan tek başına çekilmiyor şu hayat. Mesela şu dövüş salonuna bir kadın eli değse ortalık böyle darmadağınık olur mu? Kiremitler her gün düzgünce istiflenir. Halterin tozu alınır. Kum torbası her gün mis gibi deterjan sokar. Aman hocam, neler diyorsunuz siz? Sen ninja bünyesi, her gün yumurta yemeyi, çorap yıkamayı kaldırır mı zannediyorsun? Hocam, sakinleşin, yoğunlaşın, konsantre falan olun. Sizin moraliniz bozulmuş. Tabiat her şeyi ying ve yang olarak yaratmıştır. Dişisi olmayan ninja olur mu? Olmuyor işte, bünye bu, istiyor. Anlaşılan ninjaların çiftleşme mevsimi gelmiş hocam. Ninjaysak çimentodan mı yapıldık Samim? Sen geceleri yalnız yatmak ne demek bilir misin? Kırda yolduğun lotus çiçeğini verebilecek bir kimsenin olmaması ne acı bir vaziyet. Artı yıkar yani bunlar insanı. Haklısın tabii hocam. Bilhassa şu bahar mevsiminde. Ne demişler? Nisan Mayıs ayları, gevşer gönül yayları. Sen yine şanslısın Samim. Seni evlendirmeye kalkışan bir ailen var. Oysa ben kimim kimsem yok. Bir garip ninjayım. O ne biçim laf hocam öyle? Biz varız ya burada. Şurada hastalansam bir çorba pişirme olayına girecek. Artı şefkat gösterisinde ön plana çıkıp bünyeyi rahatlatacak bir insan evladı yok. Ayıp ediyorsun ya. Ediyorsunuz yani hocam. Lan bünyenin bir tarafını incitsek, sakat kalsak beni burada bulmaları bile 3 hafta alır. Ya boş verin hocam ya. Olmazsa anneme açarız bu mevzuyu. Hem kendisi çöp çatan bir çeteye mensup. Sizin işinizi halleder. Hem belki de benle uğraşmaktan vazgeçip size yoğunlaşır. Samim, şimdi bana söz ver. Ninja yemini et. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Kurstan başka kimse duymayacak. Of hocam. Uyarım. Artı sakat kalır bünyen. Tamam hocam. Peki yani. Sabotaj operasyonuyla bozdum işi. Havamdan eli boş döndük. Vermediler kızı. Ne? Anlayacağın askerliğin bitinceye kadar rahatsın. Kız helal olsun be. Gel seni bir öpeyim. Yok. Ya cadısın falan ama aslında iyi kalpli bir kızsın sen Sıtıka. Sen de ayısın falan ama gene de kıyamam sana. Dur dur. Sana bir hediye vereceğim. He? Dur dur. Hediye vereceğim olmaz o iş. Yok. Teşekkür ederim. Bu ne be? Ninja yıldızı! Sıtıka, bak bunu böyle tutuyorsun, şöyle bir fırlatıyorsun. Hıh! Adamın gırtlağına saplanıyor. Şıkır şıkır böyle. Yani bulursun, lazım olur ya. Al al. Çok zarif bir davranış be abi. Yani bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Ya, Sıtıka. Bu hamamda kızı gördün sen. Evet. Yani nasıl bir şeydi? Hani iyi bir şey kaçırmış olmayalım. Ya! 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 Yapma kızım! Yapma ya! Heyecan yine doğrultu. İbo, peşindeki...